Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz akrabamızdan bir kız dedi işte, dedi, evlenecek olan dedi, hapse düşünce dedi. Oğlan haber göndermiş, demiş beni bekleme. Sen bir talibin çıkarsa evlenirsin falan. Da işte Allah-u Teala 99 ismini okumaya başlamış falan. Sonra çok kimse talip olmaya başlamış. Bir hocaya sormuş, o da Muhyiddin Arabi Hazretleri kitabından nakil yapmış da bunu okuyunca büyük tesir yaparmış falan. Tam sobalık adamlara. Hakikaten. Yani bizim oralarda derler ya, eşek sudan gelinceye kadar dönmeli falan. Yalnız bunu böyle söylerler de biz de söylüyoruz zaman zaman, hatırımıza geliyor, naklediyoruz falan da. Sonra ben düşünüyorum, tövbe ediyorum. Dedim Osman, haddini bil. Allah-u Teala sana insanlara ceza verme yetisi vermedi. Kimseye vermedi. Sana ne? Haddini bil. Ha, senin vazifen doğruyu anlatmak. Onu aktarmak. Ama insan bazen kendini tutamıyor. Doğru mu? Bu kadar cehalet ancak diplomayla olur deniyor ya. Hakikaten diplomayla olur. Bazen öyle olur. Tabii ya, diplomayla olur. Kendisini bir şey zannediyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Efendim, Allah-u Teala'nın ismi şeriflerini zikretmek, Kur'an-ı Kerim okumak, ondan sonra Allah-u Teala'nın ismini zikretmek, kelime-i tevhid okumak, kelime-i temcid okumak. Bunların neticesinde bir şeyler hasıl olur. Eğer bir kimse yani fıkıh bilgisi, ilmihal bilgisi okumadan bunlara başlar, bunları yapar ve bir şeyler olursa bu istiraç olur. Çünkü Allah-u Teala bunların hatırı hürmetine yine bir şeyler ihsan eder ona. Boş çevirmez yani. Boş çevirmez. Ama o hocam dediği gibi de büyü tesir etmez. Büyü gibi tesir etmez. Bilmem ne olmaz falan. Büyüye dönmez. Böyle bir şey yok. Allah da ezelde takdir etmiştir. Rast gelmiştir. Şimdi o kızcağız Allah Teala 99 ismini zikrederken bana hayırlı bir kısmet nasip et dediyse, Allah Teala da o isimler hürmetine yani onunla evlenmek isteyenleri aynı şekilde ne çıkarmıştır? Hadise bundan ibarettir. Önceden nişanlı diye sesini çıkartmayanlar mesela şimdi evet, rahatlıkla teklif ediyordur. Peki bu ne yapsın? Evlenirken dinini bilen, seven, kayıran, fıkıh bilgilerini bilen, ehl-i sünnet itikadı olan birisini tercih etsin. Efendim, yakışıklı, boylu, postu, işte arabası var, villası var falan. Ben sonra onu adam ederim. O mu seni adam eder, sen mi onu adam edersin, o mu seni kafir eder, o zamanla belli olur. Daha talebelik yıllarımdaydım. O zaman yeni böyle işte sağ cenahta aylık dergi gibi belki görmüşsündür. Gazete şeklinde çıkardı büyük. Belki hatırlarsın. Belki görmüşsündür. Yani dergi böyle kitapçık gibi değil de. Yani gazete şeklinde. Gazete kağıdına basılır. Böyle çıkardı. Ayda bir çıkar. Bazen onlar iki haftada bir çıkanı vardı. Son haftalar dönenler de vardı. O dergilerden birisinde okumuştum. Hangisiydi bilemiyorum. Fakat hatırımda kalmış. Bir kadın anlatıyor. Diyor ki, ben de evlendim. Yani zengin. İşte dansı mansı, içki falan, peşmakeli falan işte böyle. Yani aydın görünen. İşte, tamam, parası var, pulu var falan filan. Önce falan dedik ama diyor, kabul ettik. Sonra diyor, yani Müslüman bir araba bunu dünyaya girmiş, İslamiyet'i kısmen öğrenmiş, biliyor falan. İşte önce biraz zorlanıyor falan, sonra işte yabancı erkeklerle falan dans etmeye başlıyor, kadın anlatıyor. Diyor ki bir gün diyor, bir yabancı erkekle diyor böyle işte beyimde götürdü, böyle toplantı var orada dans ederken diyor, şu diyor boynumda bir şey çıt etti diyor. O zamana kadar diyor ben bir yabancı erkekle böyle diyor, onun kollarını böyle şey dans etme falan böyle diyor, utanırdım, sıkılırdım. O çıt sesi geldikten sonra diyor, ben artık diyor hepsini bir görmeye başladım. Ben bunu okuyunca babaannem, anneannem derdi.
Haya damarı çatlamıştı. Ar damarı çatlamış. Ar damarı. Ar haya ikisi aynı kapıya çıkıyor. Ar damarı çatlamış. Arkadan çatlamış. Ve bitti yani. Ondan sonra her şeyi normal görmeye başlar. Allah'tan muhafaza buyursun. Bunun için evlenecek erkeğin de evlenecek kızın da oturup aynı tekil düşünmesi lazım. Efendim bana çok böyle talip var. Yani o talipler seni cehenneme götürecekse vallahi havada uçarken görsen bile itibar edilmez. Ama cennete götürecek birisi varsa yalvar yakar aynı şekilde onunla aynı şekilde hayat arkadaşı oluruz. Allah-u Teala hayırlısını versin efendim. Gelin dinleyicimizin diğer bir sualine. E dedi hatırıma geliyor dedi. Niye hesaplı Cenab-ı Hak bizi Peygamber'in zamanında yatırmadı. Valla bana soran olmadı. Sana da soran olmadı. Onlara da soran olmadı. Ben bir soru sorayım şimdi bu dinleyicimize. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaratılıp da Peygamber Efendimiz'e savaşanlar vardı. Sen ne tarafta olacaktın? Peygamber Efendimiz'le savaşanlar tarafından mı? Peygamber Efendimiz'in safında mı? Nece orada olacaktın? Şimdi öyle diyorsun. Acaba o zaman ne diyecektin? Futta tapıyordun. Her türlü içki var, zina var, her türlü şey. Yani bir kadın 15-20 erkekle yatıyor, kalkıyor. En sonunda kimde bir hamile kalıyor falan. Ondan sonra diyor ki, şey diyor, ya Arap Yarımadası'nın adeti öyleydi. Ondan sonra kadın diyor ki, ben diyor senden hamile kaldım. O da peki diyor. Onun çocuğu olmuş oluyor falan böyle. Enteresan bir sistem vardı. Enteresan bir sistem vardı. Bunlardan birisiydin. Ortamalı bir varlıktın, kadınsan. Öyleydi. O zaman nasıl düşünecektin? Nasıl rotayı bulacaktın? Nasıl bulacaktın? Zannediyorum ki ben o zaman da yaşasam. Hani gönlümüzde geçme değil, hepimizin geçiyor. Efendim Osmanlı zamanında aynı şekilde biz de yaşasaydık. Çünkü Osmanlı zamanında yaşayıp da gizli gizli aynı şekilde. Yani açıkça yapamıyor, cesaret demiyor çünkü cezası vardı, açıkça ceza veriliyordu. Ondan çekiniyor, korkuyor, gizli gizli bunu yapıyordu, devam ediyordu. İçki içiyordu, zina ediyordu. Benzeri şeyler yine yapıyordu. Ve sessiz sedasız tamam, ölünce Müslüman mezarlığına konuldu, namazı kılındı. Ama, aması var. Ölürken imanı kurtardı mı, kurtarmadı mı? Peygamber Efendimiz Miraç hadisesini anlatınca Miraç'ı mübarek olsun ya Resulallah diyebilecek miydin? Değil mi? Hele Mekke'de. Yani. Taşlanıyordun, yuhalanıyordun. Bu benim aklıma yatmadı mı diyecektin yoksa? Ya. Onun için Allah-u Teala ezelde ruhları yaratmıştır. Belli bir zaman diliminde gelecektir. O zaman Muhammed Aleyhisselam'dan öncekiler de bunun gibi düşünecek. Biz de niye Muhammed Aleyhisselam zamanında dünyaya gelmedik? Onun ümmeti olsaydık ya. Değil mi? Onun Allah'tan eserden edilmesi yok. Mülk onun. Ne sana ne bana kimseye sormaz. Bir de Emel abinin sözü büyüdü. Çürük baştan çürüktür. Evet. Çürük baştan çürük. Nerede olursan ol. Ne zaman yaşarsan yaşa. Dolayısıyla o zaman da ısın belki de karşı tarafta olacaktın. Kafirleri görüp gidecektin. Allah falan muhafaza buyursun. Onun için haline şükret. Hep halimize şükredelim. İşte gıybet ediliyor falan. Ondan sonra yani mani olamıyorsun, şey yapamıyorsun falan. Bazen de korkuyorum da bu insanı cehenneme götürür mü? Efendim gıybet etmek günahtır. Kul hakkı da var. Gıybeti hafife almak, gıybet edilmese bile imanı götürür. Ama gıybetin günah haram olduğunu bildiği halde nefsini uyarak yapıyor, hatırlayınca üzülüyorsa bu kimsenin imanı gitmez, cehenneme gitmez. Ama bunlardan tövbe etmek gerekir. Tövbe edilmeyen günahtan Allah-u Teala intikam alabilir buyuruluyor. Ve şimdi günahlar içerisinde kitaplarda yazıyor. En kolay ve rahat işlenen bu gıybet. Ya otobüste giderken bile yapın. Yok, kimse duymuyor değil mi? Ustavi hatırlıyor musun falan? Hani falan zamanda tanıdığımız birisi var. Senin hakkında ne dedi biliyor musun? Oturduğumuz yerde rahat bir şey. İstemez, su istemez, para istemez. Gayet rahat yani. Gayet rahat. Burada da kimse yok. Bir mikrofonlar var. Yani İsmail Bey yayına veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum da. Rahat yapıyorsun. Otobüste giderken yapıyorsun. Yani yanında birisi varsa yapıyorsun. Parka çıkıyorsun. O yolda giderken oluyor. Rahat yapılıyor. Zinadan büyük günahtır buyuruyor. Kul hakkıdır bu çünkü. Kul hakkıdır bu. Hatta büyüklerden bir izahat buyurmuş ki gıybet edilmesi lazım olsaydı annem babamın gıybetini ederdim.
Hiç olmasaydı onların hakkını ödeyemeyeceğim ya diyor. Onların günahlarını bana yüklerler diyor. Onların yerine cehenneme ben giderdim diyor. Böylece de onların haklarını kısmen ödemiş olurdum. Onu ben okuduğum zaman çok hoşuma gitti. Allah Allah ne güzel buyurmuşlar. Fakat o zatlar bunları samimi söylüyor. Laf olsun diye söylemiyor. Buyur cehenneme deyince yok. Hani Erzurumlu demiş berber Erzurumlar demiş ancak de sabun sürmez, su ıslatmaz, usturayla o zaman tıraş ediyorlar sakal tıraşını. Demiş ben de Erzurumluyum demiş benimki de öyle. Basınca usturayı tabii gözleri yaşarmış falan. Demiş ben Erzurumluyum ama Erzurum'un beycığındanım. Sen de imtihana tabi tutunca ben işte beycığındanım. Bana böyle gelmeyin deme. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz suali. Hedif dersi Saadet Ebedi'yle yazıyor. Cinden korumak için falan. Veya da büyü için falan. Burada şey yapıyorlar. Ama ben görmedim. Yani bunu eski attarlar bilebilir. Yeniler de pek anlamaz. Çünkü çantada ilişmesi lazım, şey yapması lazım ama... Başka atlar, bir şeyi o diye verebilir. Verebilir. Ama atlarlar biliyor onu. Hani dinleyicimiz diyor ki onu diyor işte çocuğun arabasında olan arabasında veya yanında taşınabilir mi? Saadet Ebedi'yi de nasıl bildirirse öyle yapmalı. Ama taşınmaz diye bir kayıt görmedim ben. Taşınabilir, yapabilir. Mahiyeti nedir kendisini de görmedim. Efendim dinleyicimiz Bedeli Maliki mezhebini taklit ediyorum. Şimdi dört mezhepte de kadınlar muayyen günün temizlik müddeti 15 günden az değil. 15 günden az değil. Bu fazla olabilir ama 15 günün altında düşmüyor. Dördü de. 20 olabilir, 25 olabilir, 30 bile olabilir. Hatta bazıları mesela 3 ayda bir hayız görenler bile var. Nadir olsa da olmuş. Kitaplar yazıyor çünkü. Mesela Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a validemizin hayır görmediği bahsediliyor kitaplarda, bazı kitaplarda. Bunun için betüllendiği, yani temizlendiği kitaplarda bildirilmiş. Peki Hanefi mezhebinde ne yapması lazım? Şimdi temizlik müddeti 15 gün az değil. Fakat muayyen halin sınırı Hanefi mezhebinde 10 gün. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde 15 gün. Ben dedi rahatsızlığım sebebiyle 15 Temmuz 15 şey düzensiz oluyor çünkü dedi. Düzensiz oluyor dedi. Böyle yapıyorum dedi. Böyle yapıyorum. Orada bir söz daha söyledi. Ama dedi mesela dedi temizlik müddetim bitti. Bittikten sonra 4-5 gün böyle geldi. O sana kesildi. Efendim 4 mezhepte de mesela diğer üçünde Maliki, Şafii, Hanbeli mezhebinde şeyin hayız müddetinin en sonu 15 gün. Bu yanlış anlaşılıyor. Bazıları gelen telefon maillerde falan bizim dikkatimizi çekiyor. 15 gün bekleyeceğini zannediyor. Öyle değil o. Mesela Maliki mezhebinde de, Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde de. Temizlik müddetinden sonra diyelim ki 5 gün peş peşe aynı şekilde akıntı geldi. O da sen kesildi. Hemen gusül abdest alır, namazını kılar. 15 gün beklemesi şart değil. 15 gün temizliği artık ondan sonra mı sayacak? Evet, ondan sonra sayacak. Şimdi peki o 15 gün şimdi temizlik müddeti bitti, geldi. Birer damla geliyor. 5 gün diyelim ki akıntı fazlaydı. Ondan sonra bir damla, her gün bir damla, her gün bir damla. Hayız devam ediyor diyor. İmam Malik, İmam Şafii Hazretleri bu her gün bir damla gelmiş olsa bile şeye kadar 15 güne kadar devam ediyor. 15 gün dolduktan sonra gelen akıntı varsa bu özür olur. Ama İmam-ı Azam Efendi Hazretleri diyelim ki 3 gün geldi ve kesildi. Gusül abdesti alır. 10 günü beklemez. Sınır 10 gün. Ama öyle değil. 3 gün geldi, kuvvetli geldi. Ondan sonra her gün bir damla, bir damla, bir damla, bir damla, bir damla. 10 güne kadar böyle birer damla geldi. Bunun hepsi hayız. 10 güne geldi. 10 günden sonra da gelmeye devam ediyor. Ha, İmam-ı Azam Efendi Hazretleri büyük yok. 10 günden sonra gelen o belgede bir rahatsızlık var. Bu özürdür. Dolayısıyla hayızla alakası yok. İmam Malik, İmam Şafii Hazretleri bunu 10 demiyor, 15 gün sonra gelen özürdür diyor. Yani aradaki fark bu. Dolayısıyla hani dinleyicimiz diyor ki bu muayyen hali diyelim ki 4-5-6 gün böyle aktı, ondan sonraki şeylerde böyle akmadığı zaman hani
gusül abdest alıp namazımı kılsam tabii tabii. Bakmadık ama şey yapar. Ama şeyse yani o bölgede bir rahatsızlık varsa o gene devreye girer. Ve kadınların da en zor hallerinden birisi bu. Allah Teala yardımcısı olsun. Allah Teala yardımcısı olsun. Cenab-ı Hak kolaylık ihsan etsin inşallah Teala. Efendim gelelim dinleyicimizin son bir suali vardı. Dedi ki hani dedi boykot edilen mallar var. Boykot edilen mallar var. Mecbur kalıp. Şimdi mecbur kalmaktan Murat onun alternatifi yoktur. Muhakkak lazımdır. Olabilir. Olabilir. Ama yapacağımız alışveriş, alacağımız şeyler şeye dikkat etmemiz gerekir. Bu sadece geçici olarak. Yani şimdi Filistin meselesi de daha sonra da öyle. Her zaman için öyle. Daha önce de öyle. Yani ben mesela biliyorum ki siz buna dikkat ediyordunuz. Filistin meselesinden önce. Tabii dikkat ediyordunuz. Bir Müslüman dikkat etmesi lazım. Tabii. Yani neyi alıyorum, neye, alternatifi varsa o zaman niye diğerliğini Müslümanın ürettiğini al. Mesela marketten alışveriş yapacağım. Bir sürü market var. Ya bak ya market sahibi namazını kılar mı? Eğer sünnet itikadı mı? Türkiye'de içki satıyor mu? Ha içki satıyor mu? Evet sana mesela ne bileyim ben Türkiye gazetesine, İhlas'a nasıl bakıyor? Müslümanlara nasıl bakıyor? Ha Müslümanlara nasıl bakıyor? Ona göre lokantada bile dikkat ediyorum. Lokantaya girerken bile dikkat ediyorum. Müslümanı tercih ediyorum tabii ki. Canım işte ben en iyi lokantaya geçeyim ama dinsiz, imansız, dine söven bir lokanta. Sahibi de böyle. İçki de koyuyor falan. Ya ben içki içmiyorum falan filan. Arkadaş ama ona güç kuvvet veriyorsun. Destek veriyorsun. Ona güç kuvvet veriyor, destek veriyorsun. Onun aynı şekilde açtığı yere gidiyorsun. Ve onu alkışlıyorsun. Daha çok güç kuvvet veriyorsun. Ya şeyde bir şey vardı ya. Yani oradaki Yeni Bosna'da Esenyurt'un bu tarafı Beylikdüzü diye. Orada bir tane bir şey vardı. Alışveriş merkezi. Ya oradaki Müslümanlar işte alışveriş yapıyor, şey yapıyor. Mescid adam mescid açmadı biliyor musun? Mescid açmadı. Bu kadar din düşmanı. Sen hala aynı şekilde bunu göz önünde tutuyorsun, böyle konuşuyorsun. Sonra gidiyorsun oradan alışveriş yapıyorsun. Değil mi? Bu ne berhiz, bu ne lanet olsun. Müslüman uyanık olması lazım. Birilerinin yaptığı listenin içerisinde o olmayınca onlar Müslüman zannediyorlar. Değil. İşte buna da dikkat edeceksiniz yani. Öncesi de var bunun. Şeyde bizim bir hakikat kılığa vardı hatırlarsın. Evet. Hemen abiler bunu şarkmışlardı falan. O zaman daha tekeret yok. Şeydeyiz, Fatih'te oturuyoruz. Hanım tembihlerdi. O hakikat kılığının karşısında bakkal var. Bakkal odun ekmeği alıyor ya ekmeği oradan al. Valla dedim ben giderim. Kendi yerimizde. Eğer ekmek varsa dedim kusura bakma oraya gitmem. Ama ekmek yoksa ama dediğin yerden gider alırım. Çünkü ben hakikat gıdadan alacağım herhangi şey kim böyle şey. Neden bizimki pahalı oluyor falan. Önlüğünü kör oluyor. Pahalı almıyorsun sanki öbür tarafta değil mi? Pahalı oluyor. Bilmem ne oluyor. Nankörler vardı. Ve her zaman oluyor bunlar. Pahalı olmuş olsa bile benim ona vermiş olduğum para İslamiyet'e hizmet için gidiyor. İslamiyet'e hizmet için gidiyor. Ben bundan eminim ben abi. Müslümanın kafasına kurşun olarak gelmiyor. Gelmiyor. Senin o ucuz diye satılan yerler. Efendim yoğurt çok ucuzmuş buna. Acaba ne katıyor? Veya aynı şekilde 5 kilo diye gerçekten 5 kilo mu çalıyor mu çalmıyor mu? Veyahut da onun sahibi senin dinine sövüyor mu? Değil mi? Yardım mı ediyor? Yoksa sana sövüyor mu? Yani, sen şimdi eğer şey yapmış olsan, Müslümanlar bu şekilde olmuş olsa bu herifler bu kadar aynı şekilde oralarını öttüremez ki. Değil mi? Öttüremez. Allah Teala anlayışımızı artırsın. Ama efendim haram mı olur? Haram olmazsa gittiği yeri biliyorsun. Bana kendisi niye haram olsun? Değil mi? Hocam bir dinleyicimiz diyor ki dini nikah olmayıp da sadece diyor belediye işlemleriyle evlenenler senin durumu ne olur diyor. Efendim sadece onu yaptırdı ve gitti. Demek ki dine ehemmiyet vermiyor. Onlar durumunu baştan belletmişler. Hatta açık açık söylüyor ne gerek var diyor. Dini nikah diyor. O zaman aynı şekilde inkar ediyor. O zaten aynı şekilde inanmıyor ki.
gel sana dini nikah hattı yapalım. Yok ya, adam inanmıyor. Bir şey yapmıyor falan. Beni bir zamanlar bir yere çağırdılardı. Hem de şu şey, Bakırköy, Atıköy, Uyutma bloklardan birisine gittim. Ne için çağırdın? Nikah hattı için, dini nikah hattı için. Ama çağıran bir arkadaş. Onun hatırına işte teyzesinin kızıymış neymiş de falan bir. Israr etti tabii. Israr etti. Gittim. Ayakkabıyla giriyorlar eve. Ya Mustafa Bey, daha evden içeri adımımı atar atmaz dedim ki niye getirdin beni buraya ya? Niye getirdin? Edep, haya, hiçbir şey yok. Hepsi böyle, çok affedersin, domuz gibi bakıyor. Ayak ayak üstüne atmış. Kıpırdıymış ama. Dedim ya niye getirdin sen? Sonra dedim, ben dedim onun hatırı için geldim. Yok sen dedim aynı şekilde, sizin dedim aynı şekilde. Bir kere dedim, bir edep haliniz var. Edepsiz dedim. Dışarıdan birisi gelmiş. Hani din adamı kılığı var. Toparlanıyor falan. Böyle bir şey yok. Yani gelmiş. Yani din düşmanı. Sonra baktım da işte kız gayret ediyormuş şeymiş de hadi onun hatırına yaptım falan. Sonra çıkarken sakın ha dedim bir daha ben akraban makraban falan dedim. Aynı şekilde gel. Katiyen gelmem dedim. Katiyen gel. Bana ne aynı şekilde. Bana ne. Kabul etmiyor ki adam. Nikah nikahsı. Zaten aynı şekilde adam onu kabul etmiyor. Beraberlik diyor ya şimdi. Beraberlik diyor. Ve zinadan olan bu çocuklara da sahip çıkıyorlar. İşte beraberliklerinden bir piçleri oldu. Bu piç lafını da söyleyince çok kimse böyle hopluyor. Niye hopluyorsun arkadaşım ya? Yani nikah hakkı yoksa bu velediye nedir? Piçtir. Başka değildir yani. Başka değildir. Argosu bunun piçtir. Allah Teala hepimizi, çoluğumuz, çocuğumuzu, neslimize gelecek olanlar da muhafaza buyursun inşallah Teala. Silsili âli büyüklerinden herhangi birini vesile ederek dua etmek mi daha iyi olur, hepsini mi diyor bir dinleyicimiz. Bir şey anlatayım da. Tekirde eski binasında Emel Abdülhamid helikopterini falan kullanan pilotlar vardı. Onların da bir odası vardı orada. Orada zaman zaman çaya gidiyorduk falan. Bu 99 depremi. İşte o zaman İşte hoca olarak bilmem bir arkadaş da geldi oraya falan. Kusuruktaymış o da. İşte o başladı şimdi. Hemen dedi işte deprem zelzele başlayın dedi. Yetiş ya Abdülkadir Geylani, yetiş ya Şah Mahmud Bahattin Buhari, yetiş ya Ubeydullah Ahlar, yetiş ya İmam-ı Rabbani. O pilotun birisi baktı baktı. Şimdi anlaşıldı dedi. Bu dedi niye uzun sürdü? Senin dua bitmemiş. Bir tanesine yapış hepsi gelir. Tamam mı? Hüseyin Efendi vesile et. Onun hocası onun istadı. Hepsi devreye girer. Hepsi devreye onlar girer. Onlar havale ediyor zaten. Havale ediyor zaten. Bu bir ikincisi. Sen o büyükleri tanımıyorsun ki. Sana kim tanıttı? Sana kim tanıttıysa onu vesile edeceksin. Sana onları kim tanıttıysa sen onu vesile edeceksin. O seni aynı şekilde oraya uğraştırır ve götürür. Yoksa efendim işte ben gittim de böyle Peygamber Efendimiz'e çağırıverdim falan. Çağırdın geldi mi? Yok. Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendimiz'e tanıyacaksın. Nerede şey yapacaksın? Onun için insan haddini bilmesi lazım. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.